Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet, bu videodaki ismimiz Alexander Sobolev, Kirya Sovetov'un resmi futbolcusu, Rus oyuncu inceleyeceğiz. Basında geçen iddialara göre arkadaşlar, Galatasaray yetkililerinin dün Rusya Ligi'nde oynanan Kirya Sovetov'un oynadığı karşılaşmayı Sobolev için izlediği söyleniyor. Ve biz de 2019 özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını alacağız. Efemettör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra oyuncunun yaşının genç olması sebebiyle ile 2023 yılına gidip Alexander Sobolev'in 2023 yılındaki profiline bakacağız. Evet, Sobolev 22 yaşında, 7.3.1996 doğumlu, 23 yaşında günümüzde henüz A milli takım ve genç milli takım seviyesinde forma giymemiş durumda. Piyasa bedeli 325 bin euro ve 31.12.2020 tarihine kadar 237 bin euro kazanıyor şu anki takımından. Pozisyona baktığımızda tek bir pozisyonda oynayabiliyor. Santrafor merkez arkadaşlar direkt. Santrafor'da da en başarılı olduğu rol ve görev fırsatçı gol hücum, aynı zamanda pivot santrafor hücum, çalışkan forvet hücum ve yaratıcı forvet hücum rol ve görevlerine de oynama imkanı sunuyor profil bize. Biz onun en başarılı olduğu rol ve görevi de fırsatçı golcü hücum görevinde değerlendireceğiz. Boy 1.95, ağırlık 85. Evet, bu boy ve ağırlığa baktığımızda aslına bakarsanız bir pivot santrafor izlenimi yaratmıyor da değil. Kullandığı ayak sağ, kişilik çalışkan, medya gözünde santrafor, kalecilik becerisi 3. Evet, gelelim fiziksel özelliklerine. Çeviklik 9, dayanıklılık 12, denge 10, güç 14, hız 12, hızlanma 10, vücut zindeli 12 ve sıçrama 16. Evet, genç bir oyuncu arkadaşlar. Efemettör potansiyel yetenek rakamını aslında görmek lazım. Çünkü şu fiziksel özellikleri hani yeterli mi Galatasaray'ın 11 seviyesi için? Kesinlikle yeterli değil. Şimdi boy ve ağırlık endeksine göre çevikliğin 9 olması bana kalırsa normal. Bu kütlede bir oyuncunun çevikliğin çok yüksek olmasını bekleyemeyiz ama geliştirmesi lazım şart. Denge 10, burada da geliştirmesi lazım. Dayanıklılık 12, güç 14, hız 12 fena rakamlar değil. Hızlanma da biraz düşük. Burada da gelişim göstermesi şart. Herhalde Sobolev transferi arkadaşlar hani bitti gözüyle bakılan Falcao'nun yedeği olarak düşünülüyor. Bir genç oyuncu almak istiyor Galatasaray. Benim edindiğim izlenime göre bir scout transferi yapmak istiyorlar o bölgeye ama tabii evde Jacqueline Mitroğlu var. Lig başlıyor Cuma günü. Jacqueline'in satışı olacak mı? Ben olmayacağı kanaatindeyim. Gitmeyeceği kanaatindeyim. Çok zor görüyorum o işi. Mitroğlu Nantes'la ismi geçiyor ama burada Türkiye'de kazandığı parayı başka bir kulüp karşılayabilir mi? %100'ünü. O da soru işareti. Açıkçası Galatasaray'ın forvet hattında inanılmaz bir sıkıntı var. Günümüz itibariyle istenmeyen iki oyuncu, gelmesi beklenen bir oyuncu ve bir scout transferi hedefleniyor ama şu mevcut konjonktürde çok zor gözüküyor işi Galatasaray'ın. Zihinsele geçelim. Agresiflik 12, cesaret 13, çalışkanlık 10, karar alma 10, kararlılık 20. Konsantrasyon 14, liderlik 12, ön sezi 11, özel yetenek 13, pozisyon alma 9, soğukkanlılık 12, takım oyunu 10, top salonu 13 ve vizyon 9. Yani genç bir oyuncuya göre, genç bir oyuncu 22 yaşında. Tabii biz 22 yaşındaki oyuncular genç diyoruz arkadaşlar ama aslında genç bir oyuncu değil. Avrupa'da genç oyuncu 18-19 yaşında. Biz 22 yaşında genç diyoruz. Genç bir oyuncuya göre bence hiç fena değil arkadaşlar. Yani hiç kötü değil. Bir forvet için önemli olan özelliklerden topsal 13 iyi bir rakam. Gelişim gösterebilirse 14-15'i bulabilirse bu rakam gayet iyi olur. Soğukkanlılık 12 hiç fena değil. Ön sezi 11. Evet, burası biraz düşük ki burada bir gelişim şart arkadaşlar. Karar alma 10. Karar almayı da geliştirmesi lazım. En etkili olduğu nokta, zihinsel özellik ise gördüğünüz üzere kararlılık 20. Çok güzel bir rakam. Konsantrasyon 14, cesaret 13, agresiflik 12 de hiç fena rakamlar değil. Evet, gelelim tekniğe. Bir forvetin tekniğinde tabii direkt bitiricilik göze sarpıyor. Bitiricilik 13 denmiş arkadaşlar. Kafa vuruşu 10. Evet, şimdi boy 1.95, sıçrama yeteneği 16 ama kafa vuruşları zayıf. Bu kafa vuruşu özelliğinin zaten boyla ya da sıçrama yeteneğiyle alakası yok. Ama kafa vuruşu biraz düşük geldi bana. Minimum 14-15 olmalı arkadaşlar şu boy ve sıçrama yeteneğine ithafen. Bitiricilik 13. Çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Burada da gelişim göstermesi şart. Uzaktan şut 12 hiç fena değil. Teknik 12, pas 11, ilk kontrol 10. Yani pasör olarak da biraz gelişim şart arkadaşlar, onu söyleyebiliriz. Orta yapmayı da oldukça düşük. Duran topları zaten zayıf şekilde. Yani baktığımız zaman tabii efemeritör potansiyel yetenek rakamını görmek lazım ama genç bir oyuncu için kötü bir profil diyemeyiz. Hani Falcao'nun yedeği olur mu? Olur. Olur arkadaşlar. Hele iyi bir potansiyel yetenek rakamı varsa bir yatırım transferi olarak görülebilir. Sobolev diye tahmin ediyorum. Bakalım Ajax scoutları ne demiş. Şu an
Hollanda ikinci seviyesinde bir harika oynar demişler arkadaşlar. İleride Eredivisie'de harika bir oyuncu olabilecek seviyede potansiyele sahip yararlı bir transfer olabilir demişler. 63 tavsiye puanı ki ortalama bir tavsiye puanıdır. Teknik ekibi olumlu referans vermişler. Altını çizdikleri nokta ciddi potansiyelin olduğu arkadaşlar. Mevcut yetenek 2 denmiş, potansiyel yetenek 3 denmiş. Eksilere bakalım. Oyuncunun temsilcisini isteyeceği yüksek komisyon bedeli. Dil öğrenmesi gerekiyor. Önemli maçları sevmiyor. Sadece tek bir mevkide oynayabiliyor. Top orta olacakken kararsız oluyor ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil denmiş. Artıları gelelim. Evet, karakteri hedeflediklerini başarmaya kararlı. Evet, kararlı bir kişiliğe sahip. Zihinselde de görmüştük zaten. Başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilir. Zıplama özelliği oyuncuyu hava toplarında hafife alınmaması gereken bir güç haline getiriyor. Evet, zıplama özelliği gerçekten çok üst düzey ama kafa vuruşu etkinliği biraz düşük bir oyuncu. Hava topları çok iyi denmiş ve oyuncu sol kanat pozisyonu için eğitebilir demiş Ajax scoutları. FM Editör rakamlarına geliyoruz. 108 mevcut yetenek, 142 potansiyel yetenek. Evet, Ajax scoutlarının dediği gibi gerçekten ciddi bir gelişim potansiyeli var. 142 potansiyel yetenek rakamı ki bu rakama ulaştığında Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu olabilir arkadaşlar Sobolev önümüzdeki yıllarda. Mevcut yetenek rakamıyla da yani yedekte kulübede oturacak bir oyuncu zaten an itibariyle Galatasaray'da. Ama gelişim potansiyeli gerçekten muazzam ve bir yatırım transferi olarak düşünülebilir. Birazdan 2023'e gideceğiz. Bakalım bu gelişimi sağlayıp sağlayamadığını göreceğiz. Kısa bir kariyer geçmişi yapalım. Sakatlığa bakalım isterseniz. Sakatlığı herhangi bir sakatlığı yok. Rusya'dan çıkıyor arkadaşlar. Rusya dışına hiç çıkmamış durumda. 2017-2018'de Kryazatova Ocak ayında transfer oluyor. Ocak transfer döneminde ve 12 maçta 8 gollük bir performans gösteriyor ki güzel bir performans bence. 2018-2019 arkadaşlar geçen sezon çok iyi değildi açıkçası. Ligde 22 maçta 4 gol 1 asist. Kupada da bir maçta 1 golü var. Toplam 23 maçta 5 gol 1 asist kaybetmiş durumda. Ama bu sezonu muhteşem başladı. Yani Rusya'da biliyorsunuz lig başladı. 5. hafta oynanıyor şu an Rusya Ligi'nde arkadaşlar. Bu sezon 5 maçta 4 gol 1 asist gibi harika bir istatistik var Sobolev'in. Şimdi evet işin bir garip tarafı da zor tarafı da bu transferin diyelim daha doğrusu. Rusya'da ligin başlamış olması ve Sobolev'in lige çok iyi başlaması. Tabii Kryazatov da bu transferde sıkıntı çıkartabilir. Lig başlamış durumda. Oyuncu çok iyi bir performans sergiliyor. Sağlam bir bonservis bedeli talep edebilirler. Evet işte Galatasaray'ın ilgilendiği iddialardan Sabolev'in 2019 profil analizi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 2023 yılına gidiyoruz. Bakalım o potansiyel yetenek rakamına yaklaşmış mı Sabolev? Onu inceleyeceğiz. İşte karşınızda 2023 model Alexander Sabolev profili. Evet, 1 Haziran 2023 tarihindeyiz. Sobolev CSKA Moskova'ya transfer olmuş durunda. 27 yaşında henüz A milli takım ve genç milli takım seviyesinde hala forma giymemiş. Piyasa bedeli 1,8 milyon euro ve 30.06.2026 tarihine kadar 778 bin euro kazanıyor. Pozisyonlara baktığımızda evet ofansif orta saha sağ kanatta oynamaya başladığını görüyoruz. Zayıf da olsa ofansif orta saha sol kanat forvet rolünde de oynamaya başlamış ama en verimli olduğu pozisyon santrafor merkez. Şöyle profile baktığımda arkadaşlar ciddi bir gelişim var. Evet, ciddi bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bana kalırsa piyasa bedeli şu profile göre biraz düşük kalmış. Fiziksele baktığımızda çeviklik 12'ye gelmiş, dayanıklılık 12, denge 12, güç 16, hız 13, hızlanma 13'e gelmiş. Çok ciddi bir artış. Vücut sindirimi 12 ve sıçrama 18 olmuş bir oyuncu. Süper. Ben çok beğendim fiziksel özelliklerini. Bu boy ve ağırlıkta bir oyuncuya göre çok ideal fiziksel özellikler. Zihinsele baktığımızda agresiflik 12, cesaret 13, çalışkanlık 12. Karar alması biraz sıkıntı. Orada gelişim sağlamamış. Kararlılık 20, konsantrasyon 14, ön sezi 14'e gelmiş gibi forvet için çok önemli. Özel yetenek 13, soğukkanlılık 15. Çok iyi bir rakam forvet için. Topsuz alan 13'ten 15'e çıktığını görüyoruz ki topsuz alan da çok önemli. Yani bu boy ve ağırlıkta topsuz alan rakamın 15 olması ciddi derecede avantaj Sobolev için. Vizyon 12, evet burada da gelişim var. Ben zihinsel ve fiziksel açıdan açıkçası beğendiğimi söyleyebilirim. Tekniğe gelelim. Uzaktan şut 12, teknik 14, pas 13, ilk kontrol 13. Evet, teknik 14, pas 13 ve ilk kontrol 13 bir forvet oyuncusu için çok iyi pasör rakamlar. Çok iyi pasör rakamlar. Bitiricilik 16 olurken kafa vuruşu da 12'ye çıkmış. Müthiş bir gelişim.
Bence müthiş bir gelişim ve şu profille gerçekten Galatasaray'ın ilk 11'ini ilerleyen yıllarda zorlayacağını sinyalini veriyor bana. Bu açıdan yatırım transferi olarak çok mantıklı bir hamle olarak görebiliriz Sobolev'i. Umarım doğrudur bu haberler arkadaşlar. Türk kulüplerinin bu tarz oyuncu peşinde koşması şu an en mantıklı yol. Şu finansal fair play sarmalından kurtarmak için. Evet, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği 5 sene boyunca bir geri ödemesiz kredi aldılar ve borçlar sıfırlandı gibi gözüküyor şu an. Ama 5 sene sonra ne olacak? Yani bir gelir kalemi yaratmak lazım. Futbolda da yaratabileceğiniz en önemli gelir kalemi al-sat yapmak. Yani genç yıldız adaylarını scout transferi yapıp alıp Avrupa'ya ihraç etmek. Ancak bu döngüden böyle çıkabilir ülkeler. Ben 5 sene sonra 4 büyük kulüp, yani şampiyonluğu hani İstanbul takımları ve Trabzon'un bu Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı çok acı çekeceklerini düşünüyorum. Devletle şaka olmaz, kayyum atanır ve dakikada satılırsınız, ben söyleyeyim. O yüzden böyle oyunculara yönelmek şart arkadaşlar. Sobolev'i de çok beğendim. Ya bu sezonu da çok iyi başladı zaten. Yani Galatasaray Falcao transferi bitirdi gözüyle baktığımızda Falcao'nun arkasında Sobolev olursa kulübede çok iyi bir yatırımlık transfer olur. Harika transfer olur. Belki de 2-3-4 sene sonra Falcao'ya gittiğinde Sobolev'i direkt ilk 11'e monte edebilirsiniz. Etkili bir profil. Etkili bir profil ile gerçekten karşı karşıyayız. Evet, bakalım. Bakalım FM Editör rakamlarına. Evet, 138'e gelmiş arkadaşlar mevcut yetenek. Muhteşem bir gelişim gerçekten. 138'e kadar gelmiş, hemen hemen de gelişimi tamamlamış diyebiliriz. Potansiyel yetenek 142, mevcut yetenek 138. Şu rakamlar Galatasaray'ın 11'i zorlayacak rakamlar. Mevcut yetenek 138 rakamı ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın 11'ini gerçekten zorlayacak bir rakam. Evet, Alexander Sobolev'i inceledik. İnanılmaz bir gelişimi var gerçekten. Ciddi bir potansiyel yetenek. Umarım bu transfer haberi doğrudur ve bu transfer gerçekleşir. Böyle genç futbolcuya yatırımı her zaman mantıklı buluyorum. Bir de şöyle bakmak lazım olaya. Genç futbolcudan zarar etmiyorsunuz arkadaşlar. Genç futbolcudan kolay kolay zarar etmiyorsunuz. Çok örnek var önümüzde. Yani kötü oynasa bile bir şekilde elden çıkarttığınız dünya kadar genç futbolcu var Türkiye'de geçtiğimiz senelere baktığımız zaman. Tabii Sobolev'in biraz da sabır gerektiren bir transfer. Hemen gelip üst düzey bir performans beklemek mantıksız ama ben kulübede açıkçası Jacques Nenemitroğlu olacağını, Sobolev'in olmasını yeğlerim. Hem yıllık maaşı daha uygun olacaktır. Hem ciddi bir potansiyeli var. Hem yatırım transferi hem de arkadaşlar Jacques Nenemitroğlu'nun şu andaki ne yazık ki form durumu. Galatasaray geç kaldı. Galatasaray geç kaldı. Forvet'teki bu değişiklikleri erken bitirmeliydi. Bana kalırsa Falcao transferi çok uzadı. Ciddi uzadı arkadaşlar. Ya yani herhangi bir olumsuz durum çıkarsa Falcao tarafında yönetimin ipini çeker Falcao'yı, ben size söyleyeyim. Çünkü Galatasaray taraftarının değişik bir tavrı var biliyorsunuz. Bir anda bir hata yapıldığında öyle alttan alıp sineye çekmeyi gibi bir anlayışları yok. Dakikada üstünü çiziyorlar. Evet, neyse, biz Sobolev'e geri dönelim. Gerçekten güzel bir hamle oluyor. Bunu görelim. Bunu diyelim. Tam bir yatırım transferi. Umarım bu transfer gerçekleşir. Evet, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızda olacağız arkadaşlar. Transfer gündeminin yoğunluğu sebebiyle kariyer hikayelerime ve istekleriniz oluyor. Onlara çok önem veremiyorum ama elimden geleni yaptığımı bilmenizi isterim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş ama emin adımlarla büyüyoruz. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.